Herkese selamlar. Uzun bir aranın ardından tekrar bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımızda bir proje otomobili var. Bu sene Türkiye Rally Şampiyonası için hazırladığımız bir proje. Neden buna proje otomobil dedik? Çünkü şu an görmüş olduğunuz Subaru Impreza aslında bir yol otomobilidir. Bir rally antrenman otomobili. Size bu videoda iki temel başlıkta bazı bilgiler vereceğim. Birincisi, neden bu otomobili hazırladık? Nasıl hazırladık? İkincisi, bu otomobil hangi amaçlara hizmet edecek? Öncelikli olarak size otomobilin genel durumu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu otomobili sahibinden.com'dan bulup caddedeki sahibinden satın aldık. 2007 modeldi. Aldığımızda yaklaşık 95 bin km'deydi. Şu anda 105 bin km civarında. 2007 model Subaru Impreza 1.5 ve 105 beygirlik bir motoru var. Bunun dışındaki en önemli özelliği bu otomobilin 4 çeker olması. Çoğunuz biliyordur, sokaktaki, caddedeki VRX'ler ve STI'lardaki 4 çeker sisteminin, yani Subaru'nun geliştirmiş olduğu 4 çeker sisteminin birebir aynısı bu otomobilde de var. O yüzden hani 1.5 olmasına rağmen gerçekten çok iyi yol tutan, çok başarılı sürüş dinamiği olan bir otomobil. Kullanmaktan fazlasıyla keyif aldığımız bir otomobil. Biz bu otomobili bu sene yarışacak olan bir arkadaşımıza antrenman otomobili olarak hazırladık ve üzerine çeşitli ekipmanlar taktık. Öncelikli olarak size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bunun da yine iki bölüm var. Birincisi, otomobilinizi belki görüyorsunuz, üzerinde beyaz jantlar var. Bu jantlar bildiğiniz rallilerde kullanılan profesyonel yarış jantlarıdır. Onun dışında yine toprak rallilerin antrenmanında kullanmak için kullandığımız üzerinde Yokohama marka toprak lastikleri var. Yine aynı şekilde görüyorsunuz, kırmızı renkte burada bizim paçalık dediğimiz arkaya taş toprak gitmesini engelleyen bir plastik malzemeden yapılmış bir paçalıklar var. Aynı şekilde arka tekerleklerde de yine jantlarımız, lastiklerimiz ve paçalıklarımız mevcut. Görünenler dışında bir de otomobilde görünmeyen ekipmanlar var. Otomobilin neredeyse ön tamponu hizasından başlayıp traverse kadar gelen bir alanı kapatan ve grupen bir Subaru rally otomobilinden çıkardığımız 1.2 santim kalınlığında alüminyum malzemeden yapılmış bir alt kaplama var ve bu otomobilin hem motorunu hem şanzımanını çok geniş bir alanda kapatarak alt tarafı çok güvenli bir şekilde koruyor. Bunun dışında yine arka diferansiyeli koruyan bir yine alüminyum muhafaza var. Buna ilaveten benzin deposunu koruyan bir alüminyum muhafaza var. Paçalık malzemesini kullanarak yaptığımız bir örtüden arka aksları da yine alttan gelebilecek darbelere karşı koruma altına aldık. Yani bu otomobilin şu an yüzeysel hacminin neredeyse yarısı işte alüminyumlar tarafından korunuyor. Bu yapmış olduğumuz donanımlar daha çok otomobili korumaya yönelik şeyler. Bunun sebebi de özellikle toprak antrenmanlarda, zorlu şartlarda otomobilin sağlıklı bir şekilde yürümesi, işte gelen darbelere karşı güvenli olması ve antrenman esnasında bize bir teknik sorun çıkarmadan yürüyebilmesi. Peki bunlar olmasa neler olacak? Bunu videonun sonuna doğru size anlatacağım. Bunun dışında yine bu otomobilde bulundurduğumuz bazı ekipmanlar var. Bir de onlara bakalım. Rally antrenmanında kullanmak üzere bagajımızda da birçok ekipman var. Tabii burada en önemlisi bizim rally camiasının tabiriyle makete dediğimiz ama aslında şarjlı bijon anahtarı. Evet, bu şarjlı bijon anahtarını aslında hem rally'de hem de antrenman otomobilinde bulunduruyoruz. Özellikle lastik patladığında çok kısa sürede bu aletle lastiklerimizi değiştirebiliyoruz. Bize hem zaman kazandırıyor hem de enerjimizi çok fazla boş harcamadan lastikleri değiştirmemizi sağlıyor. Bunun dışında bir de Kriko'muz var. Bu Kriko'da özel bir ekipman yaptık. Bijon anahtarımızla, yani Makita dediğimiz, aslında markası Milwaukee olan ve şu ana kadar kullandığım en iyi bijon anahtarı diyebilirim, şarjlı bijon anahtarı. Milwaukee'yi kullanmamızı sağlayan bir bijonu buraya kaynattık. Yani bu Kriko'yu lastik değişiminde otomobilin altında koyuyoruz. Milwaukee'yi buraya takarak, aynen şu şekilde, bu şekilde takarak çok kısa bir sürede otomobilimizi kaldırıyoruz. Lastiğimizi değiştirip yine Milwaukee vasıtasıyla lastiği çok kısa sürede değiştirip çok fazla yorulmadan otomobilin ve antrenmanın devam etmesini sağlıyoruz. Bunun dışında bir tane süpürge sapımız var. Bu süpürge sapı ne işe yarıyor? Bu süpürge sapı iki koltuk başlığının arasında bunu bağlayarak, buraya da bir GoPro koyarak antrenman esnasında yarın ya da ertesi gün yarışacağımız etapları akşam otelde izlemek için
kaydetmemizi sağlayan bir aparat. Çok basit bir şey. 2 TL değerinde. 2 TL'lik bir aparatla rally'de yarış etaplarını kaydedip daha sonra tekrar akşam otelde izlememizi sağlayan bir ekipman. Bunun dışında yine bir çantamız var. Bu çantada da yarış otomobiline aldığımız, yanımızda taşıdığımız alet, edevat ve takım taklavat var. Bunun içinde de yine bu aletleri kullanarak antrenmanda başımıza gelecek olan sıkıntılarda çok hızlı bir şekilde otomobile müdahale ederek antrenmanımızın zaman kaybı olmadan devam etmesini sağlıyoruz. Bunların dışında yine trafik kanunu gereği aracımızda bulundurduğumuz bir trafik seti var. Bu şekilde hem otomobilimizle hem de takım taklavatımızla antrenmanımızı sorunsuz ve en verimli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben her zaman antrenman otomobilinin standart bir otomobil olmasını tercih ediyorum. Çünkü standart otomobilin sağlamış olduğu konfor özelliklerini de bu otomobilde görebiliyorsunuz. Bu Subaru Impreza'da çoğu otomobilde olmayan elektronik klima var ve kliması müthiş çalışıyor. Özellikle yaz yarışlarında çok sıcak havalarda bu klima sayesinde yine toprak etaplarda ya da asfalt etaplarda antrenman yaparken çok ferah bir şekilde, rahat ve konforlu bir şekilde antrenman yapmamızı sağlıyor. Yine bu otomobile özgü olarak bir artısı daha var. Yine birçok otomobilde bu özelliği göremezsiniz. Bu otomobilin koltuk ısıtmaları var. Yani caddeden aldığımız yaklaşık 35 bin TL civarındaki bir otomobilde koltuk ısıtmalar var. Yine kış yarışlarında da bu koltuk ısıtmalar bizim rally antrenman konforumuzu çok yükselten bir öğe. Evet, videonun başından beri hem size otomobilin teknik özelliklerini hem de içinde bulundurduğumuz ekipmanları anlattım. Peki bu kadar işi, bu kadar çalışmayı ve bu kadar ekipmanı neden bu otomobile doldurduk? Burada amacımız şu, rally antrenmanı biliyorsunuz. Sadece yarışacağımız etaplarda 2 defa geçiş hakkımız bulunuyor ve organizasyon genelde bu 2 geçiş hakkını da belli saatler arasında yapma zorunluluğu getiriyor. Mesela bir önceki yarışımız, yani son yarışımız Ege Rally'sinde antrenmanlar 7.30 ile 12 arasındaydı. Özellikle eğer o yarışa ilk defa katılıyorsanız ve otomobille yolu yeniden keşfetmeniz gerekiyorsa bir zaman kaybı oluşuyor. Bunun dışında bir de otomobilden kaynaklanan teknik problemler, işte bu antrenmanı standart bir otomobil yaptığınızı farz edelim. Ne olabilir? Başınıza ne gelebilir? Bir, toprak lastiğiniz ve yarış çantanız olmadığı için sık sık cadde lastikleri patlayabilir. Otomobilin altında bir alt muhafaza olmadığı için işte karteriniz patlayabilir, şanzımana ve motora hasarlar verebilirsiniz. Onun dışında otomobil arıza yapabilir ama biz bu otomobili bu şekilde hazırlayarak rally antrenmanlarında hem başımıza hiçbir iş gelmeden, gereksiz ve anlamsız şekilde zaman kaybetmeden antrenman yapmayı hem de yarışa gideceğimiz zaman gene güvenli ve her şeyde hazır bir otomobille yarışın yapılacağı şehre gitmeyi sağlıyoruz. Bu otomobil bizim şu an gerçekten elimiz ayağımız olmuş vaziyette. Hatta biz zaman zaman bu otomobille çeşitli etaplara gidip yol notu ve işte keşif, rally çalışmaları yapıyoruz. Her anlamda bize çok destek olan bir otomobil oldu. Baktığınızda maliyeti sokaktaki birçok otomobile göre çok çok daha düşük. Sadece hazırladığımız ekipmanlarla birçok şeyi doğru ve istediğimiz kalitede yapmamızı sağlıyor. Bu otomobili GP Garaj'da çalışan mekaniker dostumuz Hasan Usta ile beraber hazırladık. Hasan Usta daha önce bu ve buna benzer çok sayıda antrenman otomobili hazırlamıştı. Orada onun tecrübesinden ve bilgisinden faydalanmayı tercih ettik ve ortaya çok işimize yarayan, gerçekten hayat kurtaran bir antrenman otomobili çıktı. Ben sosyal medya üzerinden çok fazla soru alıyorum. İşte rally'e nasıl başlayabilirim, nasıl rally yapabilirim, nasıl rallyci olabilirim gibi çok sayıda soru alıyorum. Evet, bu işe başlamanın çok fazla yolu var ama bir rallycinin ve bir rally severin bir antrenman otomobiline sahip olması belki bir rally otomobiline sahip olmasından çok çok daha önemli diyebilirim. Çünkü bu otomobille birçok şeyi bir arada yaşayabiliyorsunuz. En son işte Ege Rally'sinde bu otomobili gerçekten hazırladığımızda bir kez daha çok memnun olduk. Hem bunda İzmir'e kadar gittik, hem Ege Rally'si etaplarında sorunsuz bir şekilde antrenman yaptık, hem de tekrar akşam yola çıkıp bu otomobille geri gelmiş olduk. Buradan otomobili hazırlamamızı yardımcı olan dostumuz Hasan Usta'ya teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bize Bijon Anahtarı sponsorluğunu yapan Milwaukee markasının Türkiye satıcılarından Gökhan Bey'e de çok teşekkür edip buradan kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Rally ve motor sporlarından uzak durmayın.